Merhabalar, Kadrajdan Dans Programı'nın ilk bölümünde sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Lindy Hop Dans Eğitmeni Serpil Yıldırım bizlerle olacak. Serpil Hanım bize hayatının dönüm noktası olan Lindy Hop kültüründen bahsedecek. Serpil Yıldırım, İzmirliyim. Burada doğdum, büyüdüm, burada okudum. Dans eğitmeniyim. Küçüklükten beri dansa ilgim vardı. Üniversiteden sonra da artık bu biraz yarı profesyonel artı profesyonel aşamaya böyle geçmiş oldu. Aslında ben bir Latin Amerikan dansçısıydım, salon dansçısıydım. Salon dansı yapmanız demek aslında çok fazla sosyal dans yapıyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Yarışmacı oluyorsunuz, bir sporcu gibi yetişiyorsunuz. Tabii ki yine dans ediyorsunuz, keyfi var ama sosyalleşemiyorsunuz. En iyi sosyal ortamda sosyal danslarla mümkün oluyor. Üniversitede de biz bunun arayışına girince Latin Amerikan dansçıları olarak swing danslarını keşfettik ve bu şekilde Lindy Hop'a başlamış oldum. Hiç planlı program değildi. Aslında tamamen üniversitede kalıp bir akademik kariyer peşinde koşturma hedefim vardı benim. Ardından bu biraz baltalandı, bölündü. Dansa da devam ediyordum. İyi de bir dansçıydım. Dolayısıyla asistan eğitmenlik ve eğitmenlik şeklinde devam etti. Hop'a 2019 yılında okulumu Katip Çelebi Üniversitesi'nin dans topluluğuyla beraber başladım. Fakat bir 6 aylık süreden sonra korona girmesiyle beraber ders almayı bıraktım. Ama her zaman evde solo jazz videolarından izleyerek veyahut da Lindy Hop videolarını izleyerek çalışmaya devam ettim. Yani çok fazla dans yapıyorum ama Lindy Hop'un yeri benim için çok ayrı çünkü çok fazla eğleniyorum. Yani ciddi anlamda rahatlama sağlıyor bana ve aslında çok kısıtlı gibi gözükse de çok fazla özgür hissettiriyor. Lindy Hop'u aslında tanımladığımız zaman da işte leader-follower dengesi vesaireden bahsediliyor. İşte leader seni yönlendiriyor gibi cümleler kullanılıyor ama ciddi anlamda çok özgür hissettiğim bir dans. Çünkü leader beni bir şekilde yönlendiriyor olsa bile ben kendim de kendi benliğimi gösterebilecek şekilde dans edebiliyorum. Bir arkadaşımın zoruyla beni, işte ben tek başıma dans edemem diyerek beni zorlaması sonucunda Lindy Hop'a başlattı. Lindy Hop'un ne olduğunu ilk tanışma günde öğrendim ben. Ve çok hoşumuza gitti. Arkadaşımla birlikte eve gidip direkt ilk dersten sonra çalışmaya başladık. Benim için kendini geliştirerek devam etti. Yeni şeyler öğrenmemle Lindy Hop'a olan ilgim de arttı. Bunun yanı sıra toplumun başkanlığını alma sürecim de oldu. Bu durum da beni çok geliştirdi. Hem Lindy Hop çevresini öğrenmeme yardımcı oldu hem de Lindy Hop'la alakalı bilmediğim yeni şeyler öğrendim. İşte nerelerde Lindy Hop yapılır, gösteriler nasıl olur, gösteriye çıkmak için neler lazımdır. O tarz şeylerde başkanlık da beni çok geliştirdi dediğim gibi. Yani Lindy Hop benim için kafamı dağıtabileceğim, eğlenebileceğim bir alan oluşturdu aslında. Yani... ...2019 yılında sosyalleşmek için okuduğum okulda sosyal topluluklardan birine katılmak istedim. Dansı seçtim. Tesadüfen Lindy Hop seçtim aslında ilk başta. Hayatımda yolunda giden şey yoktur. Ama piste çıktığım zaman, sahneye çıktığım zaman, bir partneri dansa kaldırdığım zaman bunların hepsini unutup kendimi müziğe bırakabiliyorum. Çok büyük bir duygusal bağım var. Üniversitede topluluklar içerisinde dans topluluğunu gördüm. Bu şekilde içine girdim. Hani kendimden bir parça gördüm. Hayatımın birçok kısmında yolda yürürken basit örneklerle mesela yemek yaparken dans ettiğimi bildiğim için kendimi buraya ait olduğumu hissettim. Bu şekilde topluluğa katıldım. Sonra zaten içerisinden çıkamadım. Ben dansa başladıktan sonra çevrem acayip genişledi. Benim bütün arkadaş çevrem dans topluluklarından, partilerden tanıştığım insanlar oldu genelde. Beni hayata bağlıyor. Eğlenceyle birlikte dediğim gibi hem çevreye getiriyor hem bir hobiniz oluyor. Aynı zamanda spor da yapmış oluyorsunuz hareketli bir dansı olduğu için.
Yani birçok yerden hayatınıza artı etkisi oluyor diyebilirim. Benim dindopa başlamam birazcık karmaşıktı. Ben aslında yani belki de büyüdüğüm şekilden kaynaklı bilmiyorum. Danstan nefret eden bir insandım. Yani en ufak bir düğüne gidip bir halay çekme merasim bile bende yoktu. Birkaç arkadaş soruyla böyle ya hadi gel sana dans et. Ben dindop gibi dansın olduğuna hiç haberim bile yoktu. Yani caz müzikte edilen bir dans. Hani şey olur ya böyle her insanın bir kaçış yolu arayışı olur. Yani artık aramana gerek yok diyebilirim. Lindop Afro-Amerikan bir dans, swing dans ailesine mensup bir dans. Swing derken neyden bahsediyoruz? Cazın bir alt türü, bir ritmi. Ritmik bir danstan bahsediyoruz. Lindop da bu aileye mensup, caz müziğine, swing ritmine dans edilen bir dans. 1940'larda aslında ortaya çıkıyor. İsminin verilmesi bir ütopya gibi, bir fantezi gibi, aslında bir underground, yükselen bir dans diyebiliriz. Dönemin gençleri, Afro gençleri. Savaş psikolojisinden çıkmak ve eğlenmek amacıyla sokaklarda kuralsız bir şekilde ritme uyarak, yani kendi ritimlerini oluşturarak eğlenmek için bulduğu bir dans. Daha sonraları bu salonlara taşınıyor, belli kurallar getiriliyor. Ama aslında bakıldığımızda hiçbir kural olmayan bir dans. Swing ritmin ismi. Swing dansları diyoruz ama mesela swing cazın bir ritmi. Salınmak demek. Cazın salınan hali. Swing danslarının altına lindop'u da koyabilirsiniz. Otantik cazı da koyabilirsiniz. Balboa'yı da koyabilirsiniz. Boogie Woogie'yi de koyabilirsiniz. Shag de koyabilirsiniz. Yani bunların hepsi swing danslarıdır. Ama Lindy Hop bu danslardan birisidir. Ve swing ritmine yapılır. Aynı şey. Bir daha ritmi düşünün arkadaşlar. Sadece ritmi. Vücudunuz o sizden çıkan ritmi yapıyor. Çok daha atletik gelir. Kimisi çok daha böyle yumuşak gelir. Çünkü tamamen karakter dansıdır. Karakterini ekleyerek yapar. Yani lindop eşli bir dans. Bir partnerle yapılan bir dans. Partnerinizin cinsiyeti önemli değil bizim için. Bir partneriniz olur. Evet, birlikte dans edersiniz. Bunun cinsiyetinin ne olduğu bizi ilgilendirmez. Birlikte birbirinize temas halinde yaptığınız dans. Biz dönem giyiniriz. Tabii o dönemi çağrıştıran kıyafetleri, bir kültür taşıyıcılığı olarak kıyafetleri de düşünüyoruz. 1940'lar modası. Klasik giyinmeyi tercih ediyor. Böyle bol pantolon, klasik kumaş pantolonlar, yani gömlek, böyle komik kravatlar veya büyük papyonlar. Yüksek topuklu ayakkabılar, uzun elbiseler olabilir, çiçekli elbiseler olabilir, kocaman tokalar olabilir. Bu şekilde karpuz kollu bluzlar, erkekler için ceket, yelek, gömlek, kravat, bir janti bir görünüş. Kadınlar için etekler, yine klas bir görünüş. Kemer gibi belinizi sıkacak şeyler yerine askı tarzında ve daha rahat, hem dışarıdan estetik gözüken
Özellikle partilerde, hatta partilerde dress code'lar belirleniyor. İşte bu hafta 30'lar tarzında, 20'ler 30'lar tarzında giyiniyoruz. Bu hafta işte 50'ler 60'lar tarzında giyiniyoruz gibi gibi. Çok büyük bandlar var, orkestralar var. Bu orkestralar dansçılara yalnız, hani dansçılara diyorum ama 1000 kişilik bir alan düşünün ve o kadar insan olduğunu düşünün, müzik yapıyorlar. Ve ardından bu dansçılar müziklere dans ediyorlar. Şimşem'de, Kaliforniya'da, Big Apple rutinleri de belirli kişiler tarafından, o dönemin dansçıları tarafından, örneğin Frank Manning, oluşturulmuş rutinler. Bence bütün kültürlere göre değişiyor. Mesela Afro kültüre baktığınızda bu bir kurtuluş. 1940'lar Amerika'sından bahsediyoruz. Afro olmaktan bahsediyoruz. Oradaki insanların, yani bizim gibi şu anda çok rahat bir yaşamı yoktu. Hani şu an Avrupalısına göre ya da Amerikalısına göre. Onların felsefesi buradan kendilerini var etmekti. Ve muhteşem var ettiler bence. Biz halen daha en taptığımız en guru isimler oradaki isimler. Bunu yaratan, bunu domine eden isimler. Benim için de bir kendini var ediş. Öyle kesinlikle. Benim için Lindop'un felsefesi evet bir varoluş. Bir kültür taşıyıcılığı. Lindop müzik hep burada olması yani nabzınız yükselir, bayılabilirsiniz. Yani ama bu alacağınız keyifle de hep doğru orantılıdır. Yani yükseldikçe keyif olarak da yükselirsiniz. Muhteşem bir dans. Bir kere tamamen karakterinizi yansıtmanıza izin veren bir dans. Dolayısıyla bu kadar yükseldiğinizi düşündüğünüzde keyiften bayılabilirsiniz de, yorgunluktan da bayılabilirsiniz. Çünkü insanlar durmaz lindop yaparken. Müzik harika, enerji harika, insanların birbirine yaklaşımı muhteşem. Serpil Hoca İlgi Üniversitesi'nde önce öğrenci olarak başlayıp daha sonrasında eğitmenlik seviyesine gelen bir insan. Serpil Hoca mezun olduktan sonra İlgi Üniversitesi'nde lindop açılmamış galiba bildiğim kadarıyla. Şu an kendi dans okulu ile birlikte İzmir'de eğitim vermeye devam ediyor. Kendisini çoğu insandan daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Çünkü kendisinin hayranıyım, idolüyüm, idolüm kendisi. Tanıdığım en iyi dansçılardan birisi kendisi. Yani adından soyuna kadar her şeyi dans diyebilirim ya. Ben Serpil Hoca'nın dans ettiğini değil, dansı yaşadığını söylüyorum. Üniversite yıllarında kimya üzerine yüksek lisans yaparken hocası dansla birlikte bunu götüremeyeceğini, birisini seçmek zorunda olduğunu söylemiş. Serpil hocamız da dansı seçip eğitim hayatını sonlandırmış orada. O zaman bıraktığı mesleği yapan insanlar şu anda kendisinin öğrencileri. Ve kendisi bunun yaptığı en doğru kararlardan biri olduğunu söylüyor. Bana da biraz ön ayak oluyor açıkçası. Ben de buna benzer bir kariyer planlaması yapıyorum kendi hayatımda. Zordu, çok zordu. Çünkü zaten toplumsal olarak dansçı bir kadın olmak biraz başka bir yerde görülüyor. İki, ailem üniversitede kalmamı, orada devam etmemi, memur hayatı yaşamamı istiyordu. Çünkü bir işçi ailesinin çocuğuyum ben. Bildikleri en iyi, en güzel hayat böyle bir hayattı. Dolayısıyla bunu yana yönelik bana bir itki vardı, evet. O zamanki yaşamımda dansın yeri çok önemliydi. Akademide yaşadığım durumlar çok inciticiydi. Hem bir kadın olarak baskı görüyordum akademide, hem de bir öğrenci olarak baskı görüyordum. Dolayısıyla bu yolu seçmedim aslında ama bu yolu dönmek zorunda kaldım. Bir kurtuluştu. Müzik
daha sosyal bir insan oldum. Daha fazla insan tanıma şansına erişiyorsunuz. Sosyal çevreniz genişliyor. Kendinizi daha iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. Zaten eğitmen olmak bambaşka bir şey. İnsanlarla iletişiminizi güçlendirmek zorunda kalıyorsunuz ve bunu öğreniyorsunuz. Öğrettikçe öğrencilerimden öğrenmeye başladım. Hayatı daha iyi tanımlamaya başlıyorsunuz. Çünkü zaten dans, pratik, pratik hayat böyle ilerliyor. O yüzden çok önemliydi. İlk eğitmenliğim benim için çok önemliydi. İlk eğitim verdiğim an. Evet. Haydi arkadaşlar, bir ısınma dansı. Gündür yolda. Rockstep, kick pass, rockstep, kick pass, kick pass, kick pass. Ama hiçbir zaman eğitmen olarak, aa evet ben asla böyle düşünmedim, hala düşünmüyorum. Düşüneceğimi de pek zannetmiyorum. Çünkü dans çok güncel olmayı gerektiriyor. Hem hareket olarak, teknik olarak güncel olmanız lazım. Hem de kültürel olarak güncellenmeye devam etmeniz lazım. Dünyayı yakalamanız lazım. O yüzden hiç oldum süper bir eğitmenim artık demiyorum yani. Kesinlikle dans zaten evrimleşiyor. Yani şu anda Lindy Hop ilk başladığı Lindy Hop mu? Hayır değil tabii ki. Ben üniversitede o ayrıma girdikten sonra aslında bir grup Lindy Hop dansçısı Ege Üniversitesi'nde biz bunu yapıyorduk. Bir eğitmenimiz de vardı. Selim Doruk Yazıcı. Bizi de zaten buna başlatan kişi odur. Terpil Hoca hocasıyla beraber Lindy Hop ile tanışmış. Hocası çok sıkı eğitimler vererek Lindy Hop'ta belli bir seviyeye getirmiş Serpil Hoca ve Hilal Hoca'yı. Daha sonra da hocası demiş ki artık ben gidiyorum, hoşça kalın. Dedik ki biz bu grubu bir araya getirelim, toparlayalım. Bir ismimiz olsun, bir topluluğumuz olsun, bir temsilimiz olsun. Ondan sonra 2014'te bir araya geldik ve Lindy Hop İzmir'i kurduk. Lindy Hop Derneği vardı. Bizden bağımsız olarak dernekle yürütülüyordu. Lindy Hop İzmir bir okul olarak kurulma hedefiyle başladı. Bir topluluk olarak başladık. Ardından okullaşma aşaması oldu ve o şekilde eğitimler devam etti. Şaşırtan öğrencilerim hep oldu. En çok üniversite öğrencilerim beni şaşırtıyor. Çünkü ne kadar ileride olduklarını görüyorum. Ne kadar küçük olursa olsun çok ilerideler. Bu beni hep mutlu ediyor. Çünkü ben de üniversitede başladım. Onların iyi olması benim için çok önemli. Yavaş yavaş Türkiye'nin her yerine yayılıyoruz. 2008-2009 yıllarında İstanbul'da başlıyor. Öncüler İstanbul, İzmir ve Ankara olarak gidiyor, büyük şehirler olarak. Ama onun dışında Eskişehir'de olsun, Adana'da olsun, Antalya'da olsun, hatta Diyarbakır'da bile şu an dans okulları açılıyor ve Lindy Hop gelişmeye devam ediyor ülkemizde. Eğer sizin şehrinizde yoksa, büyük ihtimalle yakın zamanda açılacaktır, siz de tanışırsınız. Dans dediğim şey aslında insanların baskıcı vaziyetten çıkmasını, kendini özgür hissetmesi açısından çok verimli bir etkinlik. Bence kim olursanız olun, nerede olursanız olun mutlaka dans edin. Çünkü dans eden insanlar çok daha mutlu, çok daha enerjik insanlar, çok daha sağlıklı insanlar. Biz de kendimizi bazı sıkıntılardan kurtarmak için bu tarz etkinliklere yönelebiliriz. Lindy Hop'a şans vermeleri gerektiğini düşünüyorum ben insanların. Ya spor yapacağız ya da sanatla uğraşacağız. Yoksa ben kişilerin şiddete meyilli ya da depresif insanlar olacağını düşünüyorum. Sanat, spor sizi bunlardan uzaklaştırır, enerjinizi boşaltmanızı, hayatı tanımlayabilmenizi, kendinizi de ifade edebilmenizi sağlar. O yüzden dansa en erken yaşta başlamak lazım, spora en erken yaşta başlamak lazım ya da
herhangi bir sanata. Ha neden Lindy Hop'a başlamak lazım? Lindy Hop çok kolay bir dans. Bunu geçtim. Tamamen karakterinizi ortaya koyabileceğiniz bir dans. Sizi sınırlayan, bu kalıpta dans edeceksin diyen bir dans değil. Bu sebeple tabii ki çok herkesin swing danslarını yapmasını isterim yani. Olabildiğince derken.